Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle ABS'nin ne olduğunu, ne işe yaradığını ve araçlarımızda bulunan bu özelliğin bizim hayatımızda ne gibi önemli bir etkene sahip olduğundan bahsedeceğiz. Şimdi ABS'nin önce birazcık tarihine bakacak olursak, ilk başta uçakların yağışlı havalarda veya çok sürat indiklerinde daha kısa mesafede durabilmesi için veya yağışlı havalarda dediğimiz gibi yoldan çıkmaması için geliştirilen bir sistemdir. Daha sonra bu sistemin bir kopyası araçlarda da kullanılmıştır. ABS arkadaşlar biliyorsunuz normal fren sisteminden birazcık daha farklıdır. Normal klasik fren sisteminde bilindiği üzere balatalar fren uygulandığında diski veya kampanayı arkadaşlar ne yapacaktır? Tamamen fren uygulanana kadar veya uygulandığı zaman süresince tekerlekleri tamamen sıkacak ve durdurmaya çalışacaktır. Yani tekerlekler arkadaşlar yağışlı bir havada, karlı bir havada veya çok şiddetli uygulanan fren uygulaması yapılan kuru yollarda bile tamamen lastikleri kilitleyerek lastiklerin kızaklamasına yani kaymasına sebebiyet verecektir. Kayma olayı işin içine girdiği zaman ise aracın kontrolü tamamen şoförden çıkmaktadır. Bu durumu engellemek amacıyla ABS sistemi geliştirilmiştir. ABS arkadaşlar siz frene bastığınız zaman ABS beyniyle yani anti-lock braking sistem, Türkçesi fren kitleme önleyici diye geçiyor. Fren kitleme önleyici sistemi diye geçiyor arkadaşlar. Siz frene bastığınız zaman ABS beyni arkadaşlar saniyede 10 ile 25 arasında, tabi bu diğer aracın markasına ve modeline göre tabi ki farklılıklar gösterebiliyor, hızlı hızlı sıkıp bırakarak tekerleği anlık olarak yavaşlatmaya çalışmaktadır. Yani tamamen tekeri sıkarak değil de arkadaşlar zamanla saniyede dediğim gibi yaklaşık 12 ile 25 arasında ve 10 ile 25 arasında sıkma işlemi uygulayarak tekerleği yavaşlatma işlemi uygular. Bu şekilde tekerleğin kitlenmesi yani kızaklaması önlenerek zamana bağlı olarak yavaşlanması sağlanır. Bu şekilde kontrol şoförde olarak ne yapılabilmektedir? Kazalar önlenebilmektedir. Şimdi bakalım demolarımıza. Evet arkadaşlar, ABS'e giderken bir araç veya farklı bir şey çıktığı zaman arkadaşlar siz frene bastığınız zaman ne olacaktır? Eğer ABS'niz yoksa araç kayacaktır. Eğer yağışlıysa ki zaten tamamen kızaklamaya girip ne olacaktır arkadaşlar? Bu önünüzdeki yabancı cisme çarpabilirsiniz. Ama aynı zamanda hem frene basıp hem direksiyonu çevirirseniz araba savrulmadan sağa doğru veya sola doğru dönme işlemini gerçekleştirmiş olacaktır. Geldiğimiz zaman arkadaşlar burada iki tane aracın kıyaslaması yapılmış. Tabii ki fabrika verisidir bunlar. Şu an burada grafiksel olarak görüyorsunuz ama gerçekten grafiğe dökülmüş haldedir. İşte BMW 733i var ve 350SE var. 1978 model, ikisi de aynı araç. Aynı araçtan kıyaslama yapılmış. Şimdi şöyle baktığımızda 733 seçtik BMW. Aynı model, 1978 model. İkisinde birinde ABS var, birinde ABS yok. Start diyoruz ve baktığımızda test sonucunda neler olmuş görelim. İkisi de aynı hız tamamen yapılmış ve frenlemeye basınca arkadaşlar aynı zamanda direksiyonu sağa doğru çevirince ve birinde de frene basınca hem duramayışını hem de arkadaşlar çarpışını görmüş oluyoruz. Şimdi burayı geçelim. Sonraki bölümümüze baktığımızda. Şimdi arkadaşlar yine gördüğünüz gibi ABS olmayan ve ABS'li aracımızın frenleme mesafesini ve çarpmasını görüyoruz. Yine arkadaşlar arabada bir ABS yoksa demek istediğimiz hemen hemen bu şekilde. Bunlar sadece bir simülasyon arkadaşlar. Buna benzer sonuçlar çıktığı için bu şekilde yapılmış. Evet bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sadece ABS şu anlaşılmasın. Yani savrulmayı değil aracın frenleme mesafesini de kısaltıyor. Bu şekilde. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Nedir ne değildir görelim. Evet anti-lock braking sistem demiştik. Bakalım bu frenleme sistemi nasıl çalışıyor. Şu an ABS olmayan arkadaşlar. ABS olmayan bir araçta. Bakın. Balatalar diski sıktı. Ve siz frene basarak araç kayarak yoldan çıktınız. Veya çarptınız. ABS'li. Bakın. Sıkma işlemi bu şekilde yapılarak tekerleği durdurmuyorsunuz. Şuradaki tekerlek hiçbir şekilde durmuyor arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.